Evet Ali Rıza. Balaban'ı kaçırmak ne işine yaradı? Elcan Hanım. Bir günde iki kez konuşmak istediğine göre mesele mühim. Mühim. Safer'e söyledim ama pek oralı değil. Balaban bu şekilde asla konuşmaz. Eğer ölürse de aramızdaki bağlantı kopar. Senin fikrin nedir? Bir planım var. Plan hem de. Güzel. Dinliyorum. Eğer izin verirseniz Balaban'ı kaçıracağım. Birlikte hareket ediyormuş gibi yapacağım. Ta ki arkasındaki gücü öğrenene kadar. Onu buraya sen getirdin. Şimdi de kaçıracağım diyorsun. Niye güvensin ki sana? Yolda gelirken bana bir teklifte bulundu. Nasıl bir teklif? Size karşı birlikte savaşmamızı istiyor. Şimdi anlaşıldı. Fakat bu çok tehlikeli bir oyun. Nereden bakarsan bak, tehlikeli. İki ateş arasında kalacaksın. Riski var. Evet. Ama ben yanmaya razıyım. Beni şaşırtıyorsun Ali Rıza. Ama bu oyundan sağ çıkarsan, ki bunun tek yolu bana sadık kalmak, ödülün büyük olacak. Balaban'ın niyetinin ne olduğunu öğrendim. Masaya oturmak istiyor. Eğer biz ona istediğini verirsek, o da bize istediğimizi verecek. Düşmanı yakınında tutmak iyi bir fikir. Yine de düşünmek gerek. Doğrudur. Biz ona yakınsak, o da bize yakın demektir. Peki baskın, haberin var mıydı? Hayır. Siz aramadan az önce haberim oldu. Balaban aklınca kendini sağlama almaya çalışıyor. Ali Rıza, bu sevkiyat benim için çok önemli. Mesele para değil, silah değil. Zamanla yarışıyorum. Eğer geç kalırsam, domino etkisiyle bütün sistem çökebilir. Malları alması için taşeron kullanmış. Masaya oturması ile ilgili ne kadar somut bir şey söylersem o kadar kesin bir sonuç elde ederiz. Balaban masaya oturmak istiyorsa önce mallarımızı teslim edecek. Sonra sadakatini sunacak bize. Biz de değerlendireceğiz. Yeterli mi? Müzakere büyük bir adım. Ama bu süreçte ona zarar vermememiz lazım. Sonunda ciğerini ben sökeceksem beklerim.